İçer TV'den, İçer gündeminden merhaba efendim. Mersin'de neler yaşandı? Ayrıntılar ekranlarınızda. Değerli seyirciler, genç bir öğretmen, 27 yaşında Arzu öğretmen, Wilson hastalığına yakalandı. Ve eğer organ nakli gerçekleştiremezse çok kısa bir süre sonra hayata veda edecek. Mersin'de eğitim veren Rıfat Aygün Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni 27 yaşındaki İlknur Arzu Hermenci, karaciğer nakli yapılmazsa 15 yıldır savaştığı Wilson hastalığına yenik düşecek. Karaciğer ve beyni etkileyen genetik hastalıkla 15 yıldır mücadele eden Arzu öğretmen, doktorların tavsiyesiyle öğretmenlik mesleğine ara verdi. Arzu öğretmen, çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini devam ettirmek istiyor. Hastalığımın adı Wilson hastalığı. Karaciğerde fazla bakırın atılamaması safra yoluyla 30.000'de bir görülen bir hastalık. Beyinde bakır birikimi olduğu için epilepsi oldum aynı zamanda. Bu da nöbetlerim olmasına vesile oldu. Nöbetler çok sıkıntı benim için. Karaciğerim aslında bir yandan da küçük olduğu için her an iflas edebilme durumu var. Yer yer dejenerasyon, yani kendini yenilemeyen noktalar oluşmaya başlamış. Bu hastalığın tek çözümü maalesef ki karaciğer nakli. Kadavradan ya da canlı vericiden. Ben kadavradan sıraya yazıldım, ancak her an iflas edebilme durumu olduğu için belki de o kadar sürem olamayacak. Canlı donör olarak aileme, eşime, yakınlarıma bakıldı. Ancak bir donör bulamadık. Mehmet Haberal profesör hocamız beni ultrasonda bakarken bana her an iflas edebilir, o yüzden canlı verici varsa hemen yapalım dedi. Ben normalde kontrole gitmiştim aslında ama bu cümleyi duyunca hastane başıma yıkıldı. En önemlisi bu hastalıktan ben şunu öğrendim. Ben 5 yıllık öğretmenim. Çok zor oldu benim öğretmen olmam bu hastalık yüzünden. Gerekirse ders çalışmasın demişti doktorlarım ben küçükken daha anneme. Ben elimden geleni yaptım. Ve sağ olsunlar, öğrencilerim beni severler. Ben de onları çocuklarım gibi severim. En önemli şey benim için mesleğim. Ben 2 aydır okuluma gidemiyorum. Ve ben artık öğrencilerimin yanına gitmek istiyorum. O yüzden lütfen, karaciğer nakli çok aman aman bir şey değil. Böbrek gibi zor değil. Kendini yenileyebilen bir organ. Lütfen bana ve benim gibi insanlara yardımcı olun. Lütfen duyarlı olun. Ben öğrencilerimin yanına gitmek istiyorum. Bunun dışında da ben bu hastalık yüzünden bebeklerimi kaybettim. Ben anne olmak istiyorum. Henüz 27 yaşındayım. Ne olur duyarlı olalım, bir cana can verelim. Lütfen. Lütfen efendim, İlknur Arzu öğretmene destek olmak isteyen vatandaşlar varsa lütfen, ama lütfen bir an önce İlknur öğretmene yardımcı olalım. Diğer bir gelişmemiz ise Mersin Üniversitesi'ndeki turizm kariyer günleriyle ilgili. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde okuyan öğrenciler turizmin önde gelen otel yöneticileriyle bir araya geldi. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Turizmde Kariyer Günleri, sektör temsilcileriyle turizm öğrencilerini buluşturdu. 23-24 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenen Turizmde Kariyer Günleri etkinliğine 22 firmadan yaklaşık 70 otelin temsilcisi katıldı. Kariyer günlerinin Turizm Fakültesi'nin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu söyleyen Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kemal Bildir, Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir kariyer günü düzenleyen ender turizm fakültelerinden bir tanesiyiz dedi. Profesör Doktor Bildir, etkinliğin Turizm Fakültesi öğrencilerinin kariyeri için doğru adımlar atmalarını sağlayacağını söyledi.
İşletme temsilcileriyle öğrencilerin direkt görüşebildiği etkinlikte öğrencilerden özgeçmişleri toplandı. Etkinlikte ayrıca stajyer ve kadrolu çalışmak üzere firmalarla öğrenciler arasında sözleşme imzalandı. Tarsus Kaymakamı Sayın Ünal, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şubat ayı meclis toplantısına katıldı ve iş adamlarından destek istedi. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı meclis toplantısına katıldı. Burada iş adamlarına seslenen Kaymakam Yüksel Ünal, yatırım programına alınan Tarsus Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 82 Evler Mahallesi'nde yapılması planlanan yeni hizmet binasının temeli için gerekli olan 1 milyon Türk liranın karşılanması için hayırseverlere ve iş adamlarına seslenerek ellerini ceplerine atmalarını istedi. Kaymakam Ünal, 2017 yılı bütçesinde söz konusu binanın yapımı için 800 bin Türk lirası ayrıldığını, fakat bu paranın kullanılabilmesi için öncelikle 1 milyon Türk liralık temel masraf için Tarsusluların destek vermesi gerektiğini söyledi. Kaymakam Ünal, söz konusu meblağın bulunması halinde merkezi idare eden 2018 yılında 2 milyon Türk lirası daha para gönderileceğini belirtti. Bu arada ticari ahlak konusunda da dikkatli ve hassas olmanın önemini vurgulayan Kaymakam Ünal, özellikle ihracata yönelik ürünlerde bu konuda gerekli özenin gösterilmemesinden dolayı ülke olarak itibar ve gelir kaybına uğrandığına dikkat çekti. Konuşmasında yıkım kararı ve oturulamaz raporu bulunan Tarsus Hükümet Konağı konusuna da değinen Kaymakam Ünal, daha sonra yatırım programında yer alan yeni Tarsus Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasının inşaatı hakkında bilgi vererek, burada belirli oranda ilçedeki hayırsever iş adamlarının desteğini beklediklerini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin evsel katı atıkların arıtılması ve o şekilde Akdeniz'e gönderilmesi ve böylece Akdeniz'in temizlenmesi ve Mersin ili sahillerinin mavi bayraklarla donatılmış sahillere dönüşmesi, plajlara dönüşmesi amacıyla devam ettiği çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor ve Limonlu'daki atık su arıtma tesisinin çalışması da hızlı ilerliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ Genel Müdürlüğü Akdeniz'in temizlenmesi yolunda çalışmalarını devam ettiriyor. Erdemli ilçesinde yapımı devam eden Limonlu Kumkuyu Atık Su Arıtma Tesisinin birinci aşaması 2022 yılına kadar olan dönemi kapsayacak. Bu döneme kadar olan süreçte 38.400 nüfusa hitap edecek tesiste günlük 6.336 metreküp atık su arıtılacak. 2022'den 2042 yılına kadar olacak ikinci aşamadaysa 53.300 nüfusa hitap edecek olan tesis günde 16.500 metreküp atık suyu temizleyecek. Tesisin bölgenin yerleşim yerlerinden toplanan atık suların arıtılarak doğaya geri kazandırılması ve mevcut altyapının geliştirilmesi amacıyla hizmet vereceğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediği Erdemli'deki tesiste günlük tüketim sonucunda oluşan evsel nitelikli atık sular çevreye zarar vermeden kanalizasyon sistemi ve terfi pompa istasyonlarıyla toplanarak arıtılacak. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Erdemli ilçesindeki atık sular çevreye zararlı unsur olmaktan çıkacaktır. Tesis 2017 yılı sonunda tamamlanacaktır bilgisini verdi. Başkan Kocamaz en büyük tesislerden olan Mezitli Atık Su Arıtma Tesisinin yapımının da devam ettiğini söyledi. Başkan Kocamaz, Aydıncık Atık Su Arıtma Tesisi ile Tömük Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisi yapımı projesinin programlarında olduğunu, Yenice, Mara mahallelerinde ve Çamlıyayla ilçesinde atık su arıtma tesislerinin yapımı için proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aralarında Mersin'in de olduğu bazı illerde Adana merkezli silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Adana merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin evinde FETÖ liderine ait 2 kitap ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri silah kaçakçılarına yönelik şafak operasyonu yaptı. Adana merkezli Mersin'in Tarsus ve Gaziantep'in İslahiye ilçelerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı olarak özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 350 polisle baskın yapıldı. Operasyonda Adana'da 11, Tarsus ve İslahiye'de ise 2 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlılardan birinin evinde çıkanlarsa polisi bile şaşkına çevirdi. Zanlının evinde yapılan aramada Fethullahçı terör örgütünün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan lideri Fethullah Gülen'in 2 kitabı ele geçirildi. Aynı kişinin evinde silah yapımında kullanılan malzemeler de bulundu. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mersin'in Mut ilçesinde kış aylarında boş kalan yayla evlerinden çok sayıda ev hırsızlar tarafından soyuldu. Mersin'in Mut ilçesinde hırsızlar birçok yayla evini soydu. Yaylalarda kimsenin kalmamasını fırsat bilen hırsızlar yayla evlerini adeta talan etti. İlçeye bağlı Akgedik yaylasında onlarca ev hırsızlar tarafından soyuldu. Pencere ve kapı kilitleri kırılarak yayla evlerine giren hırsızlar evlerde buldukları para eder ne varsa çaldılar. Vatandaşlar bugüne kadar böyle bir hırsızlık olayı yaşamadıklarını söyledi. Olayın Mut ilçe jandarma komutanlığına haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri soyulan evlerin tespitini yaparak hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Toroslar Belediyesi personellerinden Serkan Gök, ülkemizde çok az tanınan bir spor dalında Türkiye'yi temsil edecek. Toroslar Belediyesi personeli Serkan Gök, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek ve 86 ülkenin katılacağı 1. Uluslararası Savaş Sanatları Meydan Okuma Müsabakası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Serkan Gök, 2014-2016 yılları arasında Arnis Kali Eskrima sporu dalında Türkiye şampiyonu oldu. Serkan Gök, 25-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek ve 86 ülkenin katılacağı müsabaka öncesinde Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tunay'ı makamında ziyaret ederek spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Uluslararası müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Serkan Gök, Arnis Kali Eskrima sporunda ülkemizi ve kentimizi temsil edecek olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirterek İtalya'dan en iyi sonuçla döneceklerinin sözünü verdi. Savaş sanatları spor branşında İtalya'da yapılacak olan şampiyonaya gönderiyoruz. Orada inşallah ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek. İddiasında tam ve özgüvenli. İnşallah bu yapılacak olan bu şampiyonada şampiyon olup dönmek niyetiyle inşallah gönderiyoruz. Ben kazası mübarek olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Yerel gazetelerimize de bakacağız ve Mersin Gazetesi ile başlıyoruz. Mersin Gazetesi 2000 kişiye iş istihdamı başlığını atıyor. Ayrıntısında şöyle diyor gazete, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Hakan Kayacı 2000 kişiye iş istihdamı sağlayacaklarını duyurdu diyor ve bu konunun ayrıntılarına yer veriyor Mersin Gazetesi. Mersin'den hakimiyete geldiğimizde yaklaşan Dünya Kadınlar Günü için temenniler yine aynı ama değişen pek bir şey yok. Kadına şiddet son bulsun diyor hakimiyet. SES Mersin Şube Yöneticisi Özge Göncü, kadınların isyanının ve öfkesinin simgesi olan Özgecan Aslan'ın 2015 tarihinde katledilmesinden bu yana 700 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü anımsatarak haksız tahrik indirimiyle kadın katilleri korunmaya devam ediyor, kadına şiddet artık son bulsun dedi, diyor hakimiyet. Mersin Kadın Gazetesi engelli kadınlar hayata örgü ve azimle tutunuyor başlığını atıyor ve ayrıntısında şunlara değiniyor gazete.
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde açılan kursa katılan ortopedik engelli kadınlar hayata örgü şişleriyle tutunuyor diyor ve bu organizasyonun ayrıntıları Mersin Kadın Gazetesi'nde yer alıyor. Haberci gazetesi zarar 150 milyon Türk lirası, destek 10 milyon TL diyor. Mersin'i Aralık ayında vuran ve yaklaşık 150 milyon Türk lirası zarara neden olan selin ardından afet bölgesi talepleri karşılık bulmazken aradan geçen 1,5 aylık sürede Ankara'dan Mersin'e sadece 10 milyon Türk lirası destek geldi diyor gazete. Güney gazetesi ise İran Türk tırlarını rehin aldı diyor. Mersin limanından Nisan 2016 tarihinde aldıkları hurmaları İran'a götüren 9 tır İran'da mahsur kaldı diyor ve mahkeme kararına rağmen İran tırları bırakmıyor diyerek habere devam ediyor gazete. Diğer bir gazetemiz İMC. İMC gazetesi ise 22 Şubat'ta açılan ve hala devam eden tarım fuarını mercek altına alıyor ve 2006 yılının Mayıs ayında 1001 Umut'la çadırda başlatılan tarım fuarı 10 yıl sonra kaderine terk edildi. Fuarın kapısından bile geçmedi Mehdi Eker. Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker'in büyük vaatler ve umutlar vererek çadırda başlattığı tarım fuarı 12. yılında kendi haline bırakıldı. Tarım fuarının açıldığı gün Mersin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Tarım Bakanı Mehdi Eker fuarın kapısından bile geçmedi diyor İMC gazetesi. Ve İçer gündemini bugün de burada noktalıyoruz efendim. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Hoşçakalın. Yeah.